Haber Analiz'den hepinize mutlu günler değerli izleyiciler. Bugün bir oyuncu incelemesi videosuyla karşınızdayız. Yeni bir transfer değil, yine konumuz Fenerbahçe, yine genç oyuncular. Bildiğiniz, aşina olduğunuz bir isim aslında Melih Bostan ismi. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Kulübü kendisiyle 5 yıllık yeni kontrata imza attı. Ali Koç'un açıklamasında sözleşme uzatma noktasında en çok zorlanılan oyuncu Melih Bostan'dı. Böylesine potansiyeli yüksek bir oyuncu olduğu zaten bu açıklamadan belli ama biz bunu biraz daha detaylandıracağız. Melih Bostan'ın kim olduğunu anlatacağız, nasıl teknik özelliklere sahip, artı ve eksi yönleri neler? Hadi anlatalım. Şimdi değerli izleyiciler, Fenerbahçe geleceğe yatırım noktasında belki Ali Koç döneminde değil, Aziz Yıldırım dönemini de kapsayacak şekilde son 25-30 yıldaki en iyi dönemine geçiriyor diyebiliriz. Abartmıyoruz. Evet, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, geçen gün bahsettiğimiz İshak Vural, yabancı oyuncu olarak gelen Joo Jin Ho, bunlar çok önemli isimler. Ama gerçekten samimi bir yatırım söz konusu. Futbolun ekonomi tarafı günden güne eriyor ve bu noktada kulüpler bir öz kaynak düzeni yaratmak zorunda. Tıpkı Serpil Hamdi Tüzün'ün Beşiktaş'ta yıllar önce yaratmış olduğu gibi. Fenerbahçe kulübünü gerçekten canı gönülden tebrik ediyoruz. Ama Melih Bostan yeni bir transfer değil. Melih Bostan 2019'dan bu yana Fenerbahçe'de olan bir isim. Geçtiğimiz günlerde 5 yıllık yeni kontrat imzalandı. Oyuncu Nisan 2004'te Kocaeli'de dünyaya geliyor. İlk kulübü ise Derince Spor değerli izleyiciler. Derince Spor'dan Fenerbahçe altyapısına geçiyor Melih Bostan. O tarihten bu yana da, o zamanlardan bu yana da Sarı Lacivertli kulüpte forma giydiğini belirtelim. Ve geçtiğimiz günlerde 5 yıllık sözleşme imzalandı kendisiyle. Şimdi Ali Koç basın toplantısında bizi görüşmelerde en çok yoran oyuncu Melih Bostan demişti. Bunu neden diyor? Melih Bostan bir santrfor değerli izleyiciler. Kanat forvet olarak da iki kanatta da görev yapabiliyor. Gerçekten kumaşı çok sağlam bir oyuncu. Şu anda U19 Süper Ligi'nde 14 maçta 12 golü olduğunu belirtelim değerli izleyiciler. Teknik özelliklerini anlatalım şimdi. Şimdi onun tekniği ve gol vuruşları gerçekten çok iyi. Onu biraz daha iyi tanıyoruz İshak Vural'dan, İşte Joo Jin Ho'dan, Arda Güler'den hatta, çünkü biraz daha eski. Çok kısa bir sürede tıpkı Arda Güler gibi iyi noktalara gelebilecek bir meziyete sahip. Her yaş grubunda gol krallığı unvanına sahip bir isim kendisi. Peki Melih Bostan'ın gündeme düşmesini sağlayan en önemli özelliği ne diyeceksiniz? Hızı değerli izleyiciler. Çok süratli bir oyuncu. 1.67 boyunda ve gerçekten yapmış olduğu deparlar, driplingler karşı takımın isteyebileceği tarzda driplingler değil, savunma oyuncularını yıpratan ve kendi yaş grubunda çok güçlü olan bir santrfor. Altyapıda çıktığı maçlarda hızıyla dikkatleri üzerine çekti. Hem santrfor hem kanat forvet olduğunu hatırlatalım. Takımın beyni gibi saha içinde mücadeleyi asla bırakmayan bir yapıda. Tam bir bitirici özelliğe sahip, sert şutlarla rakip kaleyi zor durumda bırakmayı çok iyi başarıyor. Tabii çektiği her şut gol bulmayabiliyor haliyle, makina değil yani. Ama gelecekte milli takımımız için de önemli bir potansiyel olabilir. Biraz Cenk İşler'i andıran bir oyun yapısı da var. Boyu itibariyle de zaten biraz benzeşiyor. Bilenler bilir, Cenk İşler de Süper Lig'in en önemli golcüleri arasındaydı ve bitiricilik özelliği çok iyiydi. Savunma arkasına çok iyi koşular yapabiliyor. Her santrfor gibi onu da topla buluşturmanız lazım. Ve birlikte oynama pratiği yüksek olan oyunculardan kurulu bir takımın pastadaki çileği olur Melih Bostan. Ceza sahasında çok iyi top alabiliyor. Hatta pivot özellikleri bile olabiliyor o boyda olmasına rağmen. Sırtı dönük de oynayabiliyor yani. Ve bir bağlantı oyuncusu özelliklerine de sahip. İleride çok daha iyi olacaktır. Ceza sahasındaki gol sezisi çok güçlü. Yani eğer ona şut şansı verirseniz bir şekilde topu kaleye gönderebilir. Tabii biraz daha pas oyununa alışması lazım. Sırtı dönük oynama gibi meziyetleri söz konusu ama bunu biraz daha kendi özelliklerine entegre etmesi lazım. O bağlantı oyuncusu potansiyelinin çok daha yukarıya çıkması hiç işten bile olmayabilir. Yeter ki çok çalışsın. Tabii her futbolcu gibi onun da bazı olumsuz yönleri söz konusu. Bazen bencil olabiliyor saha içerisinde. Topu alıyor, gidiyor, sürüyor. İnanılmaz iyi şeyler yapıyor. Çalım atabiliyor ama çok kötü vuruşlar da çıkartabiliyor. Burada işte o bencillik konusu takımdaşlık anlamında sıkıntı yaratabilir. Ama
maç ritmini bulduğu sürece, maç eksiğini tamamladığı sürece ve üstte abileriyle daha fazla forma şansı yakaladığı sürece bu takım oyuncusu olma hüviyetini elbette kazanacaktır. Bu yaşlarda olur zaten bu durum. Tabi hava toplarında biraz daha kendini geliştirmesi lazım. Hava topları için biraz handikapı da var. 1.67 boyu söz konusu. Ama ne kısa oyuncular var ki kafa golleri çok çok fazla. Fiziksel olarak bazı eksikliklerini yeteneğiyle kapatan bir oyuncu. Ama üst seviyede forma giymek için bazı fiziksel çalışmalar da yapması şart elbette. Heyecan verici bir profil Melih Bostan. Bakalım Fenerbahçe'de ve Türk futbolunda gelecek yıllarda neler yapacak? İzlediğiniz için teşekkürler.